Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga Podcast'a hoş geldiniz. Rejenerasyon'da geçtiğimiz hafta transfer meselesini ele almıştık. Sevgili Uğur Vardan ve sevgili Boğaç Erten'le ben Batuhan Erdem. Ve programımızı tam olarak bitiremedik. İkincisini çekelim dedik. Genelde ikinciler ilkinden zayıf olur. Sinema dünyasında bizde transfer bitmez. Genelde ikinciler de ilkinden zayıf olur ama bakalım, yani üstüne çıkmaya çalışacağız. Geçen hafta unutamadığımız transfer hikayelerini konuştuk, Türkiye'den yolu geçen yıldızları konuştuk, gazetelerin rolünü konuştuk, bir ara transferlerin telaffuzuna kadar bile getirmiştik meseleyi. Ama bunu yaparken tabii ki her zamanki gibi biraz dağılmış olduk. Şimdi biraz bir toparlamaya çalışacağız. Uğur abi, eski defterleri bir açmak istiyordun sen. Önce sana bir lafı vereyim ben. Tamam, yani ben Almanya'da yetişip buraya gelenleri de mesela çok büyük etkisi var. Hani bizim kuşaktaki yerleri farklı, sonra başka bir ekol geliyor ve sonra da hani son dönemde bak bu iyi konu ha. Tek yıldızlar. Başına transferin en önemli veçelerinden bir tanesi. İlk yani Erhan Ünal, Engin Berel, Şalke, İlyas Tüfekçi, Erdal Keser, Uğur Tütüneker ve bütün onların hepsi gerçekten Bundesliga'nın hem o dönem hem de tarih boyunca çok iyi takımlarından geliyorlar. Hani olmuş takımlarından geliyor. İşte Erdal Dortmund çıkıştı, Bayern çıkıştı, Uğur, Erhan Ünal, Bayern, Anderlecht, İlyas Tüfekçi, Stuttgart, Schalke. Bir de ben mesela o zamanlar hani zaten geç baskı yapılıyor, bir gün sonra veriliyor. Mesela şeyin çok severdim, İlyas'ın fotoğraflarını, onun böyle şey bir gol sevinci vardı ve Stuttgart formalı, Schalke formalı falan. Mesela o formaları bile belki onların üstündeki şeylerden, resimlerden tanıyorsun. İşte Erhan'ın zaten şeydi, Erhan şimdi geride oynadığı için onu maç özetleriyle hatırlıyoruz. Bir Bayern maçıydı. TRT Spor'da spor stüdyosu. Bitime yakın 3 tane yabancı maç verir ama birer dakika bile sürmez bunların süreleri. Bir Bayern maçında sürekli Bayern'le gol atıyor. Erhan kadroya giremiyor. Geride oynadığı için. Bir keresinde kırmızı kart görüyor rakip. Erhan gidiyor, hakemi alkışlıyor. Spiker, evet işte Erhan, görüyorsunuz falan filan. Yani o kadar hasretiz ki. Neyse, sonunda zaten Erhan geldi rahmetli. Gerçekten büyük bir klasik oldu. Yani şeydi, çok farklı bir şey de vardı hani, hali tavrı da. Duruşu, evet. Tavrı, bakış açısı vesaire. İşte Papaz Erhan diye bilinirdi, bir de hani sakallı. İşte yıllar sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı vesaire. Daha sonra o büyük takımlardan değil de hani ne bileyim, Tübingen'de de oynamış. Bilmem ne de hani keşfettiğimiz Ümit Karanlar geldi bildiğim kadarıyla. Hani zaten son zamanlarda Berkan çok arttı. Berkan mıydı o şey? Berkan. Ya çok geldi zaten de. Sonra yani üst klas takımlardan daha hani halka inildi. Son olarak da işte Hamit, Halil, Real Madrid var. Ama Hamit Halil'i de Vatanşalt'ta oynarken evet onları keşfediliyorlardı. Hamit İngiliz abimizin çok güzel bir yazısı vardı. Schalke'de ilk başlarına galiba gol atmışlardı ikisi. Radikal Spor'a yazmıştı iki sayfa. Sonra işte Nuri var keza ve en büyüğü de Mesut herhalde. Evet, gelmeyen. Ama gelen. Gelmeyen ama gelen, evet. Vücudu gelen, ruhu gelmeyen. Bu iyi noktaymış. Gel birlikte ben Mesut nereye olalım. Takıldı biliyor musun? İkincisi iyi olmaz genelde dedi filmlerde. İkincisi iyi filmler nelerdi diye. Oraya daldın değil mi? Ben şu anda acaba Godfather 2 tartışmasız iyi ki evet, o. Yani ikincisi iyi. Alien'in ikincisi Spider-Man 2 daha iyidir birden mesela. Spider-Man 2 çok sevilir. Daha böyle biraz Marvel'a gidelim, siz sevmezsiniz ama. Christopher Nolan'ın Batman 2'sini de daha çok beğeniyorlar ama ben bir çok başarılı buluyorum. Diyorum ben 1 ile 2 arasında. Bilmiyorum, niye buraya girdim bilmiyorum. Vazgeçtim. Yani tam konudan geri alıyorum. Konuyu geri alıyorum. Peki şey ne diyorsun? Hızlı ve Öfke'nin 10.sü geliyor. Hangileri daha iyi? 9 çok iyi abi falan diye burada. Denir mesela. Ben 7'yi de severim. Şey miydi? Dakika, Paul Walker'ın öldüğü müydü? Bir dakika, onları seyrediyor musunuz gerçekten? Ben bak, seyretmiyorum. Benim görevim. Ben bile seyretmiyorum bak. Öyle diyeyim, ben bile seyretmiyorum. Rio soygunu 5. Ya ben şeyleri seviyorum hani retro olanları. Şey mesela 1 ve 3 iyiydi galiba Galaxy'nin koruyucuları. Galaxy'nin koruyucuları 3 yeni çıktı. Transformers'ta mesela iyi, evet. İlk 3 filmde desteklemedim. Peki soruyu görüp büyütüyorum. Buraya niye girdik bilmiyorum ama buradan hemen çıkacağım. 3'ü 1 ve 2'den iyi ya da 2'den iyi filmler. Toy Story. Hemen aklıma geldi. Star Wars. Toy Story 2'yi severim ben. Star Wars. 2'yi de ben çok severim ama. Ben burada bir klasik söylüyorum. Hiç sıkıntı değil. Star Wars ya. Evet. Abi burada oyuncak hikayesi var. Star Wars mesela 1 muhteşemdir evet. Ama 2 daha zayıftır ama 3 bayağı iyidir yani. Empire Strikes Back. Doğru. Daha sonra evet. Hani Return of the Jedi. Kapanışı. 2 ile 3 yani sinema tarihinde hani sanırsam şey böyle bitmemiş ve 3'ü beklememiz gereken filmlerin ilkidir. Öyle şimdi mi? Mesela ha. Şeyler öyle. Son zamanda yapılan Örümcek Adamlar vesaire hep böyle pat diye bitiyor.
devamı gelecek. O kadar belli ki şey. Avengers, Avengers'dan. Evet, neyse evet. Buradan gelin. Evet, transferleri. Özümüze dönelim. Transferleri gelin. Araya bir sinema şeyi aldık. İkinci albüm de zordur ha. Zordur. Müzikte tabii. De bak şimdi. İkinci çocuk. Tek albümlü falan. İkinci bak onu hiç bilmiyorum. Allah kolaylık versin yapanlara. Mesela ben de ikinci kedi hiç zor olmadı. Şimdi beş var. Ben de ikinci çocuğum bu arada. Yani. Bu Almanya meselesinde transferler meselesi Almanya'nın yani Türkiye'ye açılan kapısı hakikaten algı değiştirici bir yanda. Sadece insanların gelmesi ve değiştirmesi değil, Türkiye'deki futbolun dönüşümüyle de ilgili. Bir de mesela hani şimdi gelmediler, pardon sözünü kestim. Estağfurullah. Son hani yakın olduğu için İlkay Hakan Çalanoğlu örneği. Hı hı hı. Final maçı için. Finalde iki tane evet. Yerli oyuncuyu görmek gibi. Ama yani buradaki zihinsel değişim de önemli. Belki de Türkiye'nin 1980'lerin ortasına kadar, sonuna yaklaşacak kadar futboldaki tıkanmışlığının, o çaresizliğinin açılma kapısı ve o kapı öyle bir açıldı ki yani mesela biz onu şeyde çok fark etmiyorduk. İlyas geldi, Erdal geldi ve milli takım acayip bir şey olmadı. Gene sekizleri yiyorlardı onlarla da. Perde arkasında iki Alman'ın olabilir mi? Bizi yok Dervalle, Sepp Piantekin. Evet, bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokmalarının bedelini ancak 50-60-70 yıl sonra ödemeleri. Bütün akademide ödediler ama öyle düşünsene. 1933 üniversite reformu. Buradan da bu tarihe girelim. Çok anda, güzel konu tabii. Olsun yani. Evet. Dejenerasyon ona... böyle bir program zaten diye. Dejenerasyon da olabilirmiş programın ismi. Bak yakaladım. Dejenere etmeyelim. Peki. Bruno Taut diyorsun mimari. Şimdi bu yabancıya gireceğiz değil mi burada biraz? Yabancıya biraz girelim evet. Yani yabancı transferler değil de Türkiye'ye gelen önemli yabancı oyuncular gibi değil mi? Bir de işte eskiden geçen hafta bir önceki programda bahsetmiştik. Yugoslav kökenler. Onlar yabancı değil mi? Kadar. Soydaş onlar. Yani ondan sonra daha genele bir de şeyler var galiba değil mi? 60'larda 70'lerde hani Sasu böyle anlatılıyor. Acayip frikik atan. Rumenler tabii. Var. Neydi Rumen? Fenerbahçe'de de Ivančić. Yok. Neydi Ivančić daha sonra? Yok. Neydi? Çok ünlü bir Rumen vardı. Unuttum ya. Sasu muydu? Sasu diyebilirim. Sasu muydu onu söylüyor? Burada yandık bilmiyorum. Bak buralar gene. Yandık evet buralar. Yani bir linç bölümüne hoş. Linç iskanlık. Sen Ivančić dedin de herhalde Ivančević. Ivančević demek. Onun da çok güzel bir anısı var. Yani çok güzel değil. Şimdi düzelteyim de. Hani derin diyeyim. Ya yani şöyle Ivančević de Antic geliyor. Antic zaten yürüyüp gidiyor ve yani İspanyol futbolunda çok önemli bir kült figüre de dönüşüyor. Fakat işte ikisinin geldiği sezon Galatasaray'a da Kaykaniç geliyor. Samsun Spor'da bir maça çıkıyor. Penaltı kurtarıyor. Sonra bayram tatili oluyor. Arabasını atlıyor. Karayoluyla gitmek isterken Edirne yakınlarında bir trafik kazasında vefat ediyor. O da mesela Galatasaray tarihinin hani futbol tarihinin unutulmaz şeylerinden biri. Daha 3 kişi olacaklardı o zaman. Şeyi hatırlamıyorum yani muhtemelen Samsun kazasını hani böyle aramızdan kaza bir de Önder vardı galiba Fenerbahçeli Adana Demirsporlu. İlk büyük benim hatırladığım çocukluğumdaki şeylerden biriydi. Hani büyük kayıplardan biriydi. Çünkü büyük şeyle gelmişti. Çok aslında Ivančević'ten daha iyi kaleci falan filan diye. Fenerbahçe Galatasaray oynadı. 16 ya da 20 dakikada 2-0 mağlup oldu. Sonra Kayganiç ilk kurtarışlar yaptı. Öyle hatırlıyorum. Sonra zaten ligin 5. mi 7. haftası mı neydi vefat etti. Evet. Hadi bu laf üzerine bir şey söyle. Bu laf üzerine de artık ne denebilir ki? Allah ya şeyler var bir de yarım sezonda gelip hani sonradan gidip Koseçki mesela. Koseçki sadece şey değil bak Koseçki Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolculardan biriydi yabancı oyunculardan biri. Sahada da bu yeteneğini en iyi şekilde göstermişti. Fakat takımı berbat etti. Evet. Takım şampiyondan giderken Koseçki'ye kurul düzeni bozdu. Takım ona göre değişti. Darma duman oldu. Galatasaray'da şey var. Drogba da biraz buna benzer aslında. O dönemki kadroyu bir tık bozduğu söylenirdi hep Galatasaraylılar tarafından. Drogba için söylüyorsun. Drogba için daha ziyade evet. Ya Snyder de tam vallahi oturamamıştı. Orta sahanın biraz dengesini bozmuştu ama. Snyder Drogba sonra simgeleşti ama. Forvet'e yani Burak'ın olduğu yani yerde Drogba'nın gelmesi girişi gibi. Bence bütün zamanların en iyi girişti. İkinci yarıda giriyor. Denizli'de miydi? Yani kardeşleriyle topoylar gibi. Akisar'da. Mahalledeki... Maç Denizli'de olabilir. mahalledeki çocuklarla oynar gibi. Tabii canım. Şöyle sırtını bir alıp şey gidiyoruz ya. Radikaldeydik. Hani açılış o bir fotoğraf vardı şöyle. 1-0 gerideydi Galatasaray. 2 gol atıp çevirmişti maçı. Çağrı Drogba dönemleri ya. 2 gol evet, mu attı evet. Ya? Bir gol diye hatırlıyorum ama. 2 miydi? Bir gol mu attı? Ben de o bilemedim şimdi. Neyse şey var bir de. Mesela Dünya Kupası en sıkıcı Dünya Kupalarından biri kabul edilen 94 Amerika'dan sonra. Orada muhteşem bir Bulgaristan var şeyi yenen. Stoykov, Lechkov, Yordanov. Evet, orada da o üçlü Türkiye'ye geliyor değil mi? Evet evet. Kostadinov Fener'e, Lechkov'la Yançev galiba evet. Şeye. Benim Beşiktaş'a... mesela gördüğüm en iyi orta sahalardan biriydi Beşiktaş'taki Yançev. Yançev'di değil mi? Yançev. Yankov. Yankov muydu? Yankov. Yankov.
Kostadinov'da... Bunu da mı yanlış biliyoruz ya? Allah bizi kahretmesin ya. Biz yaşlandık. Bu bir Alzheimer özel programı diye o zaman böyle espriler yaptık. Kostadinov'un galiba İsrail'de attığı bir gol vardı ön eleme turunda. Kostadinov o dönem Baliç'le beraber hani tam böyle şeyde parmak karşısında falan müthiş performanslar gibi görünüp ondan sonra bir türlü istenini tamamını vermemişti sezon sonu hüsranıyla. Ben vermeye başladım. Evet biraz yakına geldi. Siyah beyaz televizyonlara gittik çünkü artık. Yok böyle deme renklenmiştik. Peki hakikaten Türkiye'ye gelen ve çehreyi değiştiren yabancı oyuncular. Ya benim aklıma en çok böyle yakın dönem sayılabilecek iki isim olarak Ribery, Ferdinand bunların gelme etkisi. Evet. Yani dünya premierlerini Türkiye'de yapmaları. Yani Türkiye festivallerinde ilk defa gözükmeleri ve buradan yola çıkarak da dünya yıldızı olmaları. Belki işte şimdi kimi de buna ekleyebileceğiz belki Kim yakın Ince, zamanda yani. Kim Minje'yi. Kimi deyince olmuyor değil mi? Kimi deyince Ray Konan geliyor insanın aklına. Acaba kimi eklesek? O da belki o klasmana doğru gidecek. Böyle bir ekol vardı. Peki, bu çok az oldu. Boye gidebilir mi? Boye? Boye ama öncesinde biraz olsun biliniyordu ama o kadar değil tabii. Yok, bence. Yok bence de bu sıçrama olur. Büyük hayır sıçrama çok olur büyük bense. Olursa anca şeyde. Bayağı çocukken aldık çünkü yani. Bir, o kadar da bilinen bir oyuncu değildi. Daha doğrusu şöyle bir problem. Mi? Yok Boye Boye Saşa ama Boye için. Boye, ben şöyle yani bir problem derse. Olduğunu düşünüyorum da ondan. Yani bir zamanlar 17 yaş turnuvalarını izler yetenek keşfederdik ya. Şimdi 17 yaş turnuvaları aslında A takım turnuvaları gibi oluyor ya. Yani 17 yaşında Haaland'ı ben 17 yaşında keşfettim. Ey günaydın iyi ki keşfettin. Hani keşfetmeyen kimse kalmadı. Ya yani Michael Owen'u ben 17 yaşında hakikaten bir yerlerde görüp keşfettiğimde çok heyecanlanıyordum. Ama Liverpool'da oynadı 2 hafta sonra. Vay be dedik hani falan filan. Şimdi kim yani öyle 17, 13'te falan anca bir futbolcunun futbol potansiyelini görüp özgün bir hale getirebilirsin yani. Ya ben mesela son U20 galiba finalini izledim. İşte Uruguay, İtalya. Yani çok izlemedim. Tekaüt hani, finali gibi ya. Abi çok hırslılar bilmem hepsi şey gibi. Hiç böyle hani genç finali gibi değil yani. Abi orada oynamıyor zaten. 20 yaşına gelmişsin hala ünlü olamamışsan o zaman senin ne işin var onu gönderiyorlar oraya. Turnuvanın... U23 mesela vardı sanki eskiden değil mi? Şu an U23 diye bir şey yok. Evet U23 vardı ama zaten mesela 21 yaş altı 10 senedir böyle muamele evet, görür. Öyle öyle. Yani ne 21 yaş altı, 21 yaş altı. Pogba geldi burada deli gibi top oynuyordu yani. Yani şeyde, hani 21 yaş altında. Yani mesela bir 10 yıl 20, önce. O da 20 yaştı. Alman 20 yaştı, takımları hep evet. Mesela ilk 11'den 5'i Türk oluyordu mesela. Ha, onları doğru. İzlediğimi hatırlıyorum. Doğru doğru. Galiba onlardan biri Salih Özcan'dı şimdi tam hatırlamıyorum da. Levent, Mehmet o kadro vardı öyle falan. Neyse burada geri şeye dönersek hakikaten Ribery, özellikle Ribery, Türkiye'de futbol tarihinin belki de en büyük transferi. Yani sonrasında kariyer bugün buraya gelirken Ferdinand öyle miydi ki dedi. Ferdinand da öyleydi. Yani çok büyük milli takımın değişilmez oyuncusu oldu. Premier Lig'i salladı. Ama uluslararası sulara çıkmadı. Yani Newcastle'la değil mi? Yani, aynen öyle. Yani işte çok acayip. Hani belki o Premier Lig'in şeyinden hani. Ama en azından şey ama... olmadı. Yani dünya yıldızı olmadı. Ribery dünya yıldızıydı. Evet. Ve Ribery gibi sezon izlemiş olmak. Yani Hacı'dan Alex'ten farkı. Alex'i de Fenerbahçe şöyle diyebiliriz. Keşfettiği gibi gözüküyor ama milli takımda oynuyordu Alex. Parma'da olmamıştı sadece. Parma'da olmamıştı. Bir de şeyde o acayip bizim bir 2-2'lik maçımız var ya şeyde 2003'te Konfederasyon. Orada mesela çok hırslı bir hani Ronaldinho falan birbirimize giriyoruz. İşte şey galiba ağlardan topu çıkarırken Bülent Korkmaz vesaire. Orada Alex'i o zaman keşfetmiştik. Tabii. Bir de sanırım şeyde Copa Amerika'daki kadronun kaptanıydı galiba değil mi? Şey? Evet kaptanlığı tabii, var. Tabii. O yüzden o Ribery hakikaten çok orijinal bir şeydi. Ama mesela ben en çok şeyleri seviyorum. Mesela Redmond gibi transferleri. Evet. Şey mi? Vurkaç. Vurkaç da değil. Ya bu adam iyi falan. Ama bir gelip böyle tabii. Fırtına gibi bir şeyleri değiştirip belki kalmayacak bile. Kalmayacak bile ama o da kısa dönemli yaptı onu yani. Ne yaptığını ben anlamadan Reşit, böyle Reşit değil. Reşit Sayı'da o şeye koyuyorum yani. Yani ben mesela şeyden hatırlıyorum. Norwich'teydi galiba değil mi? Redmond mu? Yok Rashica. Rashica tamam. Şeyi hatırlıyorum. Asıl orada yaşlanmış haliyle bile o... Filini var ya golcüler. Şey. Kukka mı diyeceğim? Pukki. Temu Pukki. Mesela o Schalke'de falan acayip bir yıldız olarak. Sonra bir baktım. Nerede unutuyorsun? Aa Norwich'in şey. İki kere galiba. O benim keşiflerimden biriydi. Ben onu anlatacağım şimdi. İlk defa. Oley. Ben onu anlatacağım. Maça gittim yurt dışında. Yanıma oturdu. Pukki geldi. Pukki benim adamımdır. Şöyle. 2011 yılı Almanya'ya gittim. Bir ay nasıl heyecanlıyım görüyorsunuz değil mi? Gözlerim parladı bir anda. 2011 yılıydı. Almanya'ya gittim. O dönem Schalke ön eleme oynuyordu. Helsinki-Schalke maçı vardı. Helsinki-Schalke eşleşmesi vardı. Schalke-Helsinki maçı vardı. O zaman çünkü Helsinki'ye gitmem gerekirdi öbür tarafı türlü. Schalke-Helsinki maçına gittim.
İlk maçında galiba kaybedip gelmişti Schalke buraya. Kazanması gereken bir maçtı. Raul'u canlı izleyeyim diye gitmiştim. Raul o zaman Schalke'deydi. Pukki inanılmaz bir top oynamıştı. 6-1 yenildiler ama çok iyi top oynadı bence yani. Orada o benim keşiflerimden biriydi. Hemen üstüne de Schalke onu aldı. Tam dedim aslında nasıl hani Türk transferi. yani bizdeki mantık mesela Fenerbahçe bir takımla yaşaşır. İşte Bienvenu'nun gelişi falan mesela yani Young Boys. Dedim Almanlar da bunu yapabiliyormuş. Demek peki, ki gibi şeye varmıştım orada. Benim tanık olduğum keşfini hatırlıyor musun? Yok. Ya da bilmiyorsun. İspanya-Türkiye maçı İnönü'de işte Guiza'nın ve galiba şeyin gol attı. Riera atmıştı. Guiza attı mı hatırlamıyorum da. 2-1 yenildik. Nihat evet. atmıştı. Evet. Devre arası oldu. Şeyde mavi formayla oynamamış. Bağış yazıyı maçı. Yazıyor. Ben tuvalete gittim. İki kişi gördüm. Oğlum dedim burada kim var biliyor musun falan. Kim var dedi. David Villa ile Mata. Sonra millet fotoğraf çektirmek istiyor ama dil yok falan. Dedim gel şunlarla bir konuşalım falan. Bağış geldi. Bir iki şey yaptı. Bunlar dedi İngilizce bilmiyoruz. Biz döndük ya bunlar yurt dışı transferi yapamaz. Hatırlıyor musun? Tabii David Villa ile Mata'ya. Sonra... Yaptılar. Yaptılar. Fena topçular da olmadılar. Çok sorun da olmadı yani. Kariyerleri buraya kadar geldi bile yani. Fakat bu mesela gene tarihle bugün arasında şey söyleyeyim. Fenerbahçe tarihini daha yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Yani mesela Schumacher efekti inanılmaz bir efekti. Ya bak Schumacher gelmeden evvel hatırlarsın sen değil sen. Evet. Kim olduğunu anlıyor. Dinleyenler şu an dinleyicilerimiz ya, anladı. Onlar da anlıyor. Kalede böyle çok iyi şeyde mahalle maçlarında çok iyi kurtarış yapan Schumacher misin mübarek denirdi. Tabii. Schumacher gelmeden. Yani Schumacher Fenerbahçe'ye gelmemiş. Ben çok net hatırlıyorum. Ya biraz daha eskiye gideyim. Datku vardı. Hatırlayamadım Datku'ydu ya. Demin hatırlayamadım. Sasu diye Datku'ydu. Ha Datku 70'lerde kaleci. Olsun Datku oh be rahatladım. Sonra Giresun Spor'da şey, ben onu aradım Türkçe'de biliyordu. Ya dedim bir söyleyeceğim. Ya benim çok işim var şimdi ne zaman benim boş versen ya falan dedi gitti tamam mı? Velhasıl yani şeyin böyle bir yanı vardı Schumacher'in. Sokakta kaleci muhabbetinde ama şey de vardı. Ben küçükken de mesela Oliver Kahn derdik biz hep birbirimize. Bak hani işte gene yabancılar demek ki hep Alman etkisi. Rus demek ki mahallede Alman mecburiyeti vardı. Alman ekolü var. 74'te benim... Mayer. Mayer de Enver Maric muhteşem bir isim. Yugoslavya. Levi yaşına kadar gideceğiz gibi hissediyorum ben. Ama bak yaşın yaşın de denirdi. Yaşın misin de mübarek tabii, var. Denir. Ama o yaşın değildi ya. Yasin'di. Yasin. Yasin. Doğru, Yasin'di yani. Doğru. Yasin Özdenek. Yasin daha büyüktür her diyeceğim. Yuh artık. Gene böyle zamanın ben şeyleri de seviyorum. Bence güzel bir konu başlığı da bu. Yerleşen yabancılar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kaan Dobra. Tabii. böyle şey, ya direkt Türk'te Gökçek ve Derson. Ha, Gökçek ve Derson vardı. Gökçek tabii. Bak, Mert Müller. Mert Müller'in TRT spikerleri tarafından oynayamayan Mert Metin miydi ya da Mert Müller? Mert Metin. Mert Metin. Sonra Müller yok sakat. Meğer yerine Mert Metin oynuyor diye dedikleri efsane edilir. Yani artık çok mesela yerli olacak. Mesela şeyler sayılıyor mu? Vişça mesela hani Türkleşmedi ama artık mesela Atiba da bizden biri gibi. Onları da sayıyorsun yoksa Türk ismi yok, de alanlar yok, artık gibi yani bildiğin mı? Yerli statüsünde oynamaya olarak, tamam. Dönenler. O kadar çok kalanlar ki artık başka bir şey onlar. Hani, neydi o? Televole'nin Televole kapsamında görev alanlar. Kolibali. Onlar... Sürekli anı anlatar. Evet, Kolibali Vişçe'ye daha çok denk düşüyor. Sanki şey, evet. Tabii ki büyük bir klasik. Geçen programda da bahsetmiştik. Kompela. Şota. Ha Şota tabii. Kompela, Şota. Prekazi. Prekazi de öyle. Prekazi yok. Prekazi Türkiye'ye gelmiş açık ara en havalı top. En cool. Yani cool'un karşılığı havalıysa. Yok anlamında ben. Yok hiç de olmadı onu söyleyeyim. Hiç olmadı. Hep yabancıydı. Hep solcu kaldı. Yani öyle Türkleşemez. Yani şampiyonluk şeyine çıkıyorsun. Törenine, şampiyonluk törenine çıkıyorsun. Herkes takım elbiseleri zorla giydirmişler. Bu zorla giydirmiş takım elbisenin kollarını sıvayıp şöyle iki taraflı böyle hani o zamanki rockstarlar gibi bir tane Ray-Ban gözlük takıp öyle çıkmıştı. Yani herif her harekette etkili. Ben Türkiye'ye gelmiş en fazla en cool futbolcunun olduğunu onu düşünüyorum. Onu sen kaleci hatası muhabbetini biliyor musun? Yok. Onun bir Lig TV'de bir program vardı. Vibe diye oraya çıkmıştı. Cihat Prekazi en güzel golleri diye sıralamışlar. 21'di galiba program. Attığı gole kaleci. Attığı o şey Monaco'ya attığı gole diyordu. Monaco'ya attığı golü gösteriyorlar. Batsam'ı zaten gerçekten yerleşmemişti yani. bir de şeyler vardı mesela o zaman özellikle Serie A'da mesela Inter 3 Alman alırdı. 3 yabancı hakkını. İşte
Milan 3 Hollandalı'yla doldurdu. Bizde de galiba şey değil mi? Stumpf, Götz, sonra Güçol geldi. Bak bu arada Stumpf, Götz de ne ikilidir yani. Bak bir de böyle stoper ikilisi alma olayı vardı. Sonra Fenerbahçe'de de Edu Lugano. Zapatoşni Sivok geldi. Direkt ikisi yani beraber gelmişti. Aynı takımdan geldi. Sonra 2003'te şampiyon yapan kadroda Zagor Ronaldo. Evet. Yani böyle bir çıt diye onları getiriyor. Evet, evet. Ben onu çok seviyordum yani. Böyle bir hani bir şey getiriyorsun onlar. Çift yani. Bir de şey o dönem İtalya'dan gelen çok iyi bir orta saha vardı ya şeyin. Beşiktaş'ın. Şey mi? Ben çıkaramadım ya. Hayır değil. Cunti. Cunti evet yani. Mesela benim gördüğüm... Ernst'in hikayesi şey ya hani geldi ve şampiyon oldu takım. Tabii. Yusuf'la beraber ikisi. Evet. Ya yani şeyin o zamanlar Feridun bize yazıyordu Radikal'e. Şey başlığı çok güzel diyor. Saçsız kral. Bu yakın zamanda mesela efsane kadrolar oluştuğu böyle yabancıların etkisiyle efsane kadrolar oluştuğu kadrolar da var. Mesela ben Galatasaray'ın şey kadrosunu biraz öyle görüyorum. 13-14 mü? Yok işte Drogba aynı 13-14 Drogba bakıyorsun Melo Drogba Mustera, Vieira, Eboué diye giriyorsun Viera, zaten. Ne oluyor ya falan. En iyi ikinci eller. Yani Fener'in mesela 2008'de Anelka, Aurelio'ydu hadi yerli yabancı demek ki kapsamda sayabiliriz. Hoydung yani bir ara aynı kadroda hepsi varlar. Hı-hı. Anelka, Hoydung, Alex. Bir de yani 2000'lerin başındaki ikinci yarıda yani 2007-2008 o Roberto Carlos. Orada Keita'lı falan bir kadrosu Galatasaray'ın. David, Roberto Carlos. Galatasaray'ın o bir Keita, Kivil, Arda, Baroš. Bir de öyle bir çok başarısız diye çok belki hatırlanmıyor Beşiktaş'ın ama. Beşiktaş'ın en büyük problemi mesela sen zannediyorsun ki küçüksün ondan çok anıların yok. Öyle değil. Gordon Milne'nin en çok eleştiri aldığı konu kötü yabancı getirmeyi. Ben Gordon Milne'i görmedim ki. İşte görmediği için bir şey de kaybetmemiş oluyorsun. O anlamda söylüyorum. Yani anlatamadığın değil. 2000'ler Beşiktaş'ında yaşadım. Orası da iyi değildi. Doğru değil ki. Yani işte Walsh, McDonald, Wilson yüzünden oluşan bir karalamaydı. Bütün zamanların en iyi. Sağaç. Ya bütün zaman yapma. Ha Beşiktaş tarihinin en iyilerine. Ferdinand'ı da o getirdi sonra. Ferdinand'ı getirdi de o gitti bir sene sonra. Ya mesela bizim bu Boran'ın kitabı mesela. Askerlik arkadaşı Gordon'da Kel geldi falan. evet biliyorum o muhabbeti. Ya Boran'ın kitabı mesela çok bence kıymetli bir çalışma. Bütün o şeyler var o dönemin hani perde arkası. Bir de galiba şeyler var. Hani Gaziantep'e gelip oradan aldığın Beko bir tane şey vardı ya. Çok yetenekli sarışın bir oğlan vardı. Polonyalı. Onu almıştı Beşiktaş ama bir sezonda gitti o. Kim acaba? Gitti. Thomas Yun falan yok. Yok Polonyalı. Yun da olabilir evet o bu. Yun değil yok. Ya. Şeyle aldı işte. Beko muydu? Beko. Kalejiyle birlikte gelmişti. Daha Beko. Eski o zaman Beko. Onlar bende i̇şte, yok. Min zamanı ya. Min zamanıysa hatırlarsın ya ben biraz mi? Zorlasan çıkar. Ya biraz zorluyorum hafızayı. Bir de şöyle bir şey var. Dikiş tutmayan bölgeler vardır. Hani ne alırsan al. Mesela demin söylediğimiz o yabancı ikililer şeyde Fener yaklaşık bir 10 yıl Müjdat'ı kesmeye çalışacak stoper aldı. Hani Wisniewski, Soçinski, böyle Yakolsevic böyle bir takım isimler de ne güzel. Ha böyle acayip adamlar. Biri Polonyalı, biri Alman. Wisniewski öldü galiba sonra. Başbakanlık kupasında Röveşatay'la. Rus da öldü işte. Ha evet. Alman Rus fark etmez öldü canım. Ha, öyle ölen adamın arkasında konuşturma beni. Soçinski 3-2'lik maçta çok iyi Wisniewski. İşte 3-2'lik maçta Başbakanlık'ta 2-0'dan 3-2'den çizgiden evet. Ama yani o bölge bir türlü ne stoper alırsan al. Müjdat en sonunda Müjdat oynardı. Yani mutlaka Müjdat'ı kestiği bölgelerde. Bir de Galatasaray'ın sağ bek Sabri işte. Yıllarca Sabri oynadı. Kimi alırsan al. Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez oynadı. Kim gelirse gelsin. Öyle oyuncular bayağı var. Ümit Özat da o etkiyi yaratırdı. Ümit Özat da yaratırdı. Yabancı sevmez. Bir de pivot santfor vardı böyle. İsmini vermek istemediğimiz tipi santrafor. Tabii. Orada ne oluyor? Hakan Şükür deyince bip diye bir şey mi oluyor mesela? Şu buradan çıkıyor çat. Bilemiyorum. Ters kelepçe mi? Ne olacak yani? Bir anlayayım mı sen? Şey gibi ya Harry Potter'da Voldemort deyince başına geliyor diyor ölümlenler. Onun gibi herhalde yani bu. Yani aynaya karşısına geçip hani neydi? Kendimen. Kendimen ha. Ha muhteşem. Ay, üç kere kendimen. Beş kere dersen beş geliyor. Beş. Dörtte durulsun falan stres içinde. Onun gibi bir şeye döndü ya. Velhasıl bu yabancı mesela. Meselesi hakikaten çok geniş bir konu. Mesela Batı'nın yabancılarına hiç girmedik bile. Evet. Bir de şeyler var. Futbolu değiştiren yani. Yabancı mesela transferleri. Mesela sen bir örneği verdin ya. Eğer
aynı değil tabii de Icardi giderse benzer efekt olacak hani. Olmayacak ama abi. Aynı değil. Niye biliyor musun? Olmuş Icardi öncesinde Icardi vardı. Hayır vardı da şey olarak hatıradaki. Öyle ama öyle. O Gomez gibi olur Icardi ama işte. Ama bence Icardi Van Hooydonk da öyleydi. Evet. Van Hooydonk da geldi. Yani mesela tek sezonda. Ama Van Hooydonk'a doyduk ya. Yani. Bir sezon oynadı ya, bir buçuk sezon oynadı. Öyle geliyor sana. Evet, bir buçuk sezon ya da iki buçuk sezon. Mesela Talisca'nın da iki sene. Ben ne zaman Fenerbahçe'ye gitsem onu görüyordum. Bir buçuk değil, ya iki sezon, iki buçuk sezon max. Hala mesela Talisca özlenir. O da iki sene. Tabii, yani ben gelemedi böyle, bir daha. İşte Ferdinand. Bu arada efsane kadrolardan biri de 17-18 Beşiktaş da çok şeydir. Ha, Quaresma, Talisca. Quaresma, Babel, Talisca, Adriano, işte Gökhan, Caner, orası yedekli. Doğru Marcelo, doğru. Tosic. Bak hoca, o da acayip. Bir ileride şey Negredo vardı, o Bakır önceki sene vardı. Golle başlamış diye Frikik'ten değil mi? Talisca'nın hikayesi. Cenk saymadık. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde. Hani gruptan çıkıp bütün zamanların en çok puanı değil miydi o? Evet, evet, evet. Tabii. Böyle o bir efsane, yani yabancıların üzerine oturan efsanevi kadrolar bir de şeyler var. Yeterince hacı konuşmadık diye kavga çıkar mı? Alex de demedik. Onu yani birkaç evet, kere de indik yani. Şey, gol kralları var yabancı. Hoçiç. İlk onunla başlıyor. Alex. Ona 16 ile sonra. Sonra neydi Kayserili? Şota var. Makakula. Şota var. Sonra Alex 3. oluyor. Bülent Barış 4. yabancı. Sonra şeyle Makokulo ile başlayıp galiba Makokulo, ardından Alex tekrar, sonra Atif Şeşu. Ben mesela onu unutmuştum, Atif Şeşu'nun gol kralı olduğunu. Şeşu'nun hep bir sonra şey var. Bursalı Fenerbahçe'ye gelen. Atif Şeşu da bak şey olarak. Fernando. Atif'le başlayıp abi 8 sezon üst üste yabancı oluyor. En son bu Penzo oluyor. Sonra araya geçen yıl şey işte, giriyor tabii galiba. Umut Bozok. Bu yıl tekrar Ener Valencia. Türkiye'de hakikaten Hoçiç'i çok uzun süre ya adam gol kralı olan yabancı ya falan diye anlatırdık. Ben 14 sanıyordum, 16'ymış. 17 diye hatırlıyordum ben de. Valla gelirken baktım 16 yazıyordu. 30 ama, maçta 16 gol. Ama şey olarak çok acayipti yani, yabancı oyuncu gol kralı olur mu ya falan, öyle bir psikolojiden kim sonra. Kim lan bizim ülkemizde bu kadar gol atıyor diye. Bu açıdan şey de çok güzel. Turneye gelmiş oyuncu muhabbeti de güzel. Yani önce Anadolu turnesi yapıp orada parladığı için İstanbul'a çekilen bir takım Atıf Şeşi onlardan bir tanesiydi sonuçta. Tutan Kaan Dobra da onlardan bir tanesi. Tam Yeşilçam hikayesi. Bir de şeyler var. İstanbul'a alışma Kasımpaşa. Cagme. Tabii. Preko ile Johnson. Bu arada hazır böyle getirmişken birinin ismini daha anmak isterim. Gerson. Yani Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancılarından bir tanesi. Tutturulmuş orta saha olarak Gerson. Brezilya mı? Brezilyalıydı. Müthiş bir orta sahaydı. Böyle Tanju, Aykut, Rıdvan, Oğuz, Gerson falan yani gibi bir kadro Gerson'la vardı. Gerson'la ilgili yani şöyle bir ha, şey diğerlerin hepsi otururdu, koşardı. Eskiden mesela kurallar çekildiğinde öyle tevatürler var ki. Bir tanesi şu. İşte Gerson Brezilyalı. Portekiz'de biliyor. Ve Sigma Lumuk maçın hakemi Portekiz'de. Şöyle şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Ya o hakemi o halledecek. Hani şöyle halledecek. Hani bizi kayır diye değil. O bize konuşacak. Şey davran diye. Abi o 7-1'lik miydi o 7-1, maç? 7-1. Ama işte Gerson atıldı. Gerson atıldı maç. Hakem yani hala onu hakem yüzünden diyen açıklayanlar vardır yani. 6 tane gol nesini hakemle açıklayacaksın da. Ya bir de böyle bu şeyler de var. Evet, yabancılara gelip 3'ü, 4'ü, 5'i böyle arkadanızla öfkeliye bağlayacağız herhalde. Sigma verdi. Yenilgisinden sonra gelip Fenerbahçe geri Galatasaray'ı yendi ki o da Frankfurt'u elemişti galiba değil mi? Tabii. Stumpf. Süremiz de azalıyor. Bir şeye de mesela girmek istiyorum ben. Beklentisiz gelip iş yapan topçular var ya bir de. Mesela son saniye Lens geldi. Son saniye Gezal geldi. Lugano ya. Lugano. O da son onlar gün, da son saniye. Son gün transferiydi Lugano. Ama, ben, ama hani mesela beklenti tarafı da var ya. Lugano Lens geldi vardı, karşılamıyor. Lugano'dan Gezal beklentileri işte, vardı. Gezal'dan yoktu. Yetişti. Tabii tabii. Gezal'ın falan karşılığı Gezal'dan yoktu. Gezal'dan yoktu zaten şey biraz. O Beşiktaş'tan beklenti yoktu o sene taraftarda. Ya Uruguay, Avustralya bir Dünya Kupası hani iki kıtadan birisi gidiyor ya. Kıta finali. Seyrettim ben şeyde ya. Uruguay tabii basıyor şey Avustralya. Fakat çok sert oynayan sarışın bir oğlan var. Böyle şey gibi bebek yüzü falan. Ya o kadar şey yapıyor ki kırıyor şeyleri Avustralyalıları. Sonra 3 ay sonra bir baktım Lugano. Başkadan geldi diye. Bir de geldi. Çok sertti ya bu arada. Bu arada incecik de adamdı yani. Bilika ile bir ara yan yana oynadılar ya bir de. Of. Paramparça ediyorlardı ya. Bilika'nın şeyi çok Çukurcu, Çukurcu Bilika. Tabii tabii evet, Çukurcu. Yani. Çukurcu Bilika. Belediye. Ama mesela ben şeyi de artık son bölümü girerken şeyi de söylemek isterim. Böyle başarısız transfer bu üç büyükler için özellikle konuşursak. Iorfa mı? Yok yani o değil. O öyle bir ekol vardır. Iorfa, Nartal'la, Nilsen. Hepsinden birer tane en kötü. Yok, başarısız transferin simgeleştiği takım daha çok Fenerbahçe'dir. Öyledir.
Yani herhalde. Beşiktaş hep böyle ama daha şey yani Beşiktaş çok alırsan yani ha, bir de, ama yok Fener'de yani. Beklenti de böyle evet, gazı da çok yüksek olurdu. Tam Beşiktaş'ta gitti. Yani Wilson geldiğinde abi İngiltere'den acayip bir oyuncu geliyor diye gelmedi boş geldiğinde de. Oynayınca hani güzel oldu. Hani Prekaz bile geldiğinde neler geliyor kardeşim psikolojisine şey gelmedi. Var, tabii. Yine benzer şekilde hani McDonald's gitmişti ya. Galatasaray'da da futbolcu olan hamburgerci değil. Tabii. Üç kişi gelmişti. Reklam değil yani bu falan. Venison, Saunders, bir tane daha çocuk gelmiş. O da gitti şeyde. İlk hafta. İki üç hafta sonra. Ben bir böyle anlattığım, ben şeyi hatırlıyorum. Bruno Quatros. Fatih Terim'in büyük transferiydi. Şeyde Şampiyonlar Ligi'de bir maçta ilk 11 çıkartmıştı. Aylarca oturtup böyle şeyde falan böyle Hacil'in Macil'in tozunu attı. Şeyler de çok iyiydi. Terim'in ikinci gelişine Muhammed Sarr. Mesela bayağı gitti sonra pat diye hani çok kötüler arasına girdi. Ya. Ya neler var? Bak işte o, falan diye. İngilizce neydi ya? Bende fotoğrafı da vardı ya. Böyle temiz yüzlü bir oğlandı. Meğer bana bir öğüt programıymış değil mi? Böyle bir şey. Büyüklerimden öğütler diye. Eve gidip hepsini defterime yazıyorum. Bugün neler konuşuldu? Bu değirmenimden mektuplar. Bu programı dağınık program olarak. Dağınık program evet. Mesela akış var önümde. Yani, asla konuşmadık. Teknik direktör dedi ki yani sezon sonu herkes bildiğini oynasın. Nasıl olsa bir şey yok. Siz ne yaparsanız yapın. Hadi çocuklar gözümsünüz falan filan. Belki şey kaldım bilmiyorum ama bitirmeden belki onu sorayım size. Mike Marsh. Ha. Bravo vallahi yakaladın. Son anda. Keçi öğrencisi. Buzzer beater geldi. Anadolu'da simgeleşmiş ve gitmemiş yabancı olarak kim söyleyebiliriz? Nejat Bijedić. Yabancı ne kadar sayılırsa şeyde. Ayrıca teknik direktör olarak. Teknik direktör yani ama hep Bursa'ydı yani. Evet. O bir Bursa efsanesi olarak kaldı. Bildiğim kadarıyla ilk imparator o. İmparator denen ilk oyuncu. Evet. Ya ben onu galiba 95-96 sezonuydu. Bursa Intertoto'ya katılıyor. Muhteşem bir maç. Mercimentli kaldı mı? Şeyi yendi. Bir İngiliz takımını unuttum. Crystal Palace mı ne? Crystal Palace olabilir ha. Gittim hemen Bursa'ya. Buldum sabahın köründe. Baliç de yeni gelmiş uyuyor. O anlattı Bosna'dan getirdik falan filan. Kaptan Adnan, Gançev, rahmetli Mususi falan filan. Sonra zaten yürüdü gitti o takım. Ama Oğuz'a da imparator denirdi o futbolcuyken. Yani teknik direktör olarak Nejat Bijedić daha önce imparatorluğu. Ama Bursa'da bildiğim kadarıyla imparator. Yani oyuncu. Oyuncu kendim de imparator. Ben öyle denir. Hatırlıyorum. Burada mikrofonlarımız Koray Gürtaş'ta. Koray evet ya. Çaldırıp bağlanamadığımız için. O yüzden Nejat Bijedić'i rahmetliyi de anmadan geçmeyelim diye söyledim. Trabzon'un önemli isimleri vardı. Cvikl isminde tek bir sesli harf bulundurmadan Trabzon gibi bir şehirde. Kendi, ama Şimkovyak mesela yakın dönemin önemli. Yani Şimek. Geçen haftaya da döndük sarı şimdi. Sarı bıyıklı bir tane Polonyalı vardı. Şota. İlk şeylerden. Sarı bıyıklı Polonyalı nasıl? Böyle yüzü geniş. Sarı bıyıklı Polonyalı. Sonra yani. Altay'a bu ne gitti? Bir de Türkiye tarihinin en büyük, en pahalı oyuncusu Norveçli forvet. Trabzon'un Norveçli forvetini hatırlıyor musunuz? Geçen Sörlot'u mu? Yok. Daha önceki. Ha. Neydi ya? Oho bu programın ismi neydi ya? Koyalım nasıl mı ya yani? Biz bu hafızalarla? Sen şu an neyi soruyorsun ben onu da anlayamadım. Sörlot falan bari oraya geçelim. ha oydu diye çarptırmadan. Pingeli demiyorsun. Yok pingel Fenerbahçe dizi döndü. Evet, böyle olma. Bu dağınıklığı toparlayamayacağız. Bence kapatalım. Kapatalım yani. Hafıza odası yaptı. Hakikaten bir transfer programı daha bir ara yaparız. Yapmayalım abi bu kadar dağınan yani. Programı nasıl toparlayacağız ya? İşte birkaç programla toparlayalım. Belki bir zaman protesto daha. Ediyorum. Protesto ediyorum. Olay çıkarayım şöyle sesle. Hayır falan. Tamam programdan sonra yani. Konuşalım. Yumruklar konuşmasın. Hırvat vardı bir tane çok beğendiğim. Bak işte yani bu cümle yetme abi. Hırvat vardı bir tane diye. Modric Trabzon'da bıraktı. Hayır şey İtalya'ya gitti. Onu da çok severdim Trabzon'u. Bak işte gene kaldı. Ah yaşlılık. Şey gibi ya kim bu oyunları oluyor böyle kartları düşürüyoruz. Hani onlar gibi oluyor. Yerli mi yabancı mı? Trabzonlu. Kaç kelime? Bu programın müdavimlerinden yeğenim doğurken program dinledik zaten. Ulan o yeğenim onu hatırlayamadım. Bir şey yapayım ben işte. Oradan. Ama bu sefer bir liste yapması lazım. Peki. Bir dahakine Disney karakterlerini konuşacağız böyle falan diye. Prenses mi? Falan oradan kapatıyoruz kartları diğerleri çıkıyor. Diyelim kapatalım mı yavaş? Kapatalım. Artık keyifli, kapatabiliriz. Keyifli. Kapatalım. Şey diyeceğim. unutulmaz. Arifiye'den bahsetmedik. Unutulmaz ya, başkanları yapalım. Arifiye demeden bir program yapalım. Evet. Unutulmaz başkanları. Ha iyi fikir. Santiago Bernabéu. Ne? Unutulmaz başkanlar da iyi program. Cesus program başkanları. Bitti. Bir programları konuşuyoruz ona da devam oraya ediyor. Oraya şey yaptık. Neydi onun adı neydi? Biz programın aslında onun adı neydi diye çevirdik. Onu hatırladım. Cesus ile. Herkesi kovan adam. Peki kapatalım o zaman yavaş yavaş. Uğur abi teşekkür ederim. Bağış abi teşekkür ederim.
Yine Rejenerasyon programının sonuna geldik. Batuhan Erdem, Uğur Ardan, Bağış Erten sizlerle beraberdik. Önümüzdeki programlarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.